Sevgili spor severler, Afyon'dan ilk mutlu haber geldi. Hazırlık karşılaşmasında Ankara Gücü'nü Poteli'nin golüyle 1-0 yenmeyi başardık. Tabi hazırlık maçlarında sonuç o kadar önemli değil. Önemli olan takımımızın ortaya koyduğu oyun. İlk maç olmasına rağmen Bandırma Spor çok disiplinli oynadı, iyi kapandı. Ankara Gücü oyuncularına oynama fırsatı vermedi. Akıllı bir kontratak golüyle de kazanmasını bildi. Şimdi spor severlerden değişik sorular aldık. Bu soruları çok kısa süreç içerisinde yanıtlamaya çalışacağım. Bandırma Spor'un maçtaki dizilişi nasıldı? Bandırma Spor, Ankara Gücü hazırlık maçında iki ayrı takım sahaya sürdü. Neredeyse 20 kişiyi izleme imkanı bulduk. Sadece değişik olarak tamamını oynayan kaleci Zülküf ve son 10 dakikada oyundan alınan Kaptan Erkan dışında bütün futbolcular değişti. Kadroya bakıyorum, defansta Onur Gökay ikilisi göbeği kapladı. Erkan sol savunmada görev aldı. Bizi şaşırtan esas Berat'tı. Berat sağ kanatta çift yönlü oynamaya çalıştı. Berat ofansif bir futbolcu olarak herhalde bu mevkide futbolcular hafif sakatlıkları vardı. Biz orada daha Hakan'ı beklerdik ya da Sivas Belediye'den alınan futbolcumuzu beklerdik. Hocamız Berat'ı denemek istedi. Bandırma Spor'un göbeğinde Büyük Hüseyin, Selçuk, Doğancan üçlüsü görev yaptı. Doğancan forvete yakın oynadı. Hüseyin ve Selçuk çok iyi alan daraltarak Ankara Gücü futbolcularına oynama izni vermediler. Ama aynı zenginlik hücumda yoktu. Otto, Devale, Pote top geldikleri anda etkiliydiler. Ama biz bunları özellikle ilk yarı boyunca fazla topla buluşturamadık. Spor severlerden başka bir soru geliyor. Kimler öne çıktı sorusu. Gördüğümüz kadarıyla Kaptan Erkan yine maçın öne çıkan ismiydi. Duran toplarda etkili vuruşları, isabetli ortaları, birebir santraforlarımızı karşı karşıya bırakan ortaları, asistleri mükemmeldi. Erkan çok geçen seneden daha da üzerine koyarak güzel sinyaller verdi. Bir de dikkatimizi çeken Galatasaray'dan gelen stoper Gökay'dı. Gökay çok diri, ben bu formayı alacağım mesajını taraflı tarafsız tüm spor severlere vermiş oldu. Diğer bir soru, Bandırmaspor'un oyun disiplini nasıldı? Bandırmaspor'un oyun disiplini mükemmeldi sevgili spor severler. Yani herkes çok iyi alan daralttık, herkes kendi bölgesinde elinden geleni yaptı. Alanı daraltarak Ankara Gücü'ne oyun oynama fırsatı vermedi ve akılcı bir kontrataklarla da Ankara Gücü'nün üzerine gitti ve nitekim de golü böyle bulmuş oldu. Ben Bandırma Spor'u oyun disiplini bakımından çok çok mükemmel buluyorum. Aynı zenginlik biraz da defansif orta saha olarak çok başarılı olmamıza rağmen aynı zenginliği ofansif olarak da geliştirmemiz lazım. Tabii daha lige kadar çok hazırlık maçı oynayacağız. Bandırma Spor'un ofansif orta saha zenginliğini de zaman içerisinde kazanacağına inanıyorum. Başka bir soru. İlk maçta rakip takımı nasıl buldunuz Ankara Gücü'nü? Tabii ilk hazırlık maçlarında takımları böyle çok detaylı eleştirmek doğru olmaz. Çünkü arayış maçlarıdır. Hocalar takımları karma şekilde sahaya sürerler. Bütün futbolcularını görmek isterler. Ankara Gücü boş bir takım değil. Çok üzerimize geldi. Top Ankara Gücü'nde gözüktü ama Bandırma Spor, maçın kazananı Bandırma Spor oldu. Bandırma Spor bu maçta çok iyi kapanma örneği verdi, çok iyi savunma örneği verdi. Biz bu aynı zenginliği ofansif anlayışta da geliştirebilirsek çok takımın başını yakarız diye düşünüyorum. Nasıl bir Bandırma Spor bekliyorsunuz diye bir soru geliyor. Bandırma Spor her maç üzerine koyacaktır. Daha 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Ligin ilk 3-4 maçı, belki 1-2 futbolcu daha alacağız. Bandırma Spor her hafta üzerine koyarak gidecektir. Eğer biz savunmadaki başarımızı hücumda da ofansif anlamda da geliştirebilirsek çok takımın başını yakabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Giresun'dan aldığımız Devale, Ota, Pote bunlar her an karşı takımın başını yakabilecek futbolcular. Devale çok klas, ayaklarına hakim, bilekleri çok iyi. İşte önemli olan bu futbolcuları zamanında topla buluşturabilmek. Bandırma Spor da bu zengini zaman içerisinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Sevgili sporseverlerden gelen başka bir soru var mı diye bakıyorum. İkinci yarıdaki değişiklikleri nasıl buldunuz? Tabii ki hazırlık maçlarında teknik adamlar genellikle tüm futbolcuları görmek isterler.
Serdar Hoca çok akılcı bir şekilde sadece kalede Zülküf'ü ve kaptan Erkan'ı bırakarak 9 futbolcuyu sahaya sürdü. İkinci yarıda kimleri gördük? Sağ bek Serkan, defansın göbeğinde Mehmet Fırat. Sol tarafta kaptan Erkan 80. dakikaya kadar oynadı. Daha sonra yerini Ferhan'a bıraktı. Orta üçlü İshak, İrfan, Samet Katanap şeklinde oluştu. Sağ açık Benur ya da Okali diye bir genç futbolcu denendi. Tabii Afyon kampı Okali'nin deneme sürecindeydi. Bandırmaspor henüz bu futbolcu hakkında kesin karar vermiş değil. Bu kararı Okali'nin kamptaki performansı belirleyecek diyorum. Santrafor'da da Sinan'ı izleme şansını buldum. Bandırmaspor çok disiplinli oynadı. Bandırmaspor gerçekten lige bilinçli geliyor, iyi geliyor. Eğer biz bir 10 numara bulup hücumda da savunmadaki zenginliğimizi arttırabilirsek, hücumda da ofansif anlamda oyunumuzu geliştirebilirsek çok takımın canını yakarız diyorum. Bandırmaspor'u ilk maçta almış olduğu Ankaragücü galibiyetinden dolayı kutlamak istiyorum. Hoşçakalın.